Evet. Yani Koray Aydın'ın bu ülkücü hareketin lideri pozisyonunda kimin gördüğü herkesin malumu zaten. Orada kimse Meral Akşener'e bir liderlik payesi vermesin. Kendi partisine oy verenler bile liderlik payesini Meral Akşener'e vermediler. Akşener'e az, partiye çok oy verdiler. Dolayısıyla burada bir liderlikten bahsedemeyiz. Bu nokta. Peki genel başkanlığın devamından bahsedebilir miyiz? Oldukça zor. Ama görebildiğim kadarıyla hani onlar da dereyi geçene kadar at değiştirmeme yönünde bir değerlendirmeye sahipler. Vallahi İYİ Parti'deki milliyetçiler, ülkücüler de Devlet Bahçeli'den aman Meral Akşener'i başınızdan ayırmayın talimatını aldılar. Akşener'in isteğinden çok Bahçeli'nin talimatıyla Akşener'i başlarında tutmak isteyen İYİ Partili delegeler olabilir. Ama dediğim gibi ne kadar deminki söyledim burada da geçerli CHP için söyledim. Burada da Akşener'in genel başkanlığı ne kadar garantide, ne kadar kendisi geri dönmek isteyecek ondan emin değilim. Sadece şunu söyleyeyim, bir yorum yapılıyor. Çok geniş bir taraftar kitlesi de var bu yorumun. Akıl dışı değil, evet. Diyorlar ki Meral Akşener kendini çok kaptırmıştı, çok emindi. Yani başkan seçileceğinden, hatta mutlaka ikinci tura kalacağından. Bunlar olmayınca ve üstelik partisinden daha fazla, partisi de %20 civarında partisine de oy bekliyordu. Bu da olmayınca, üstelik kendisi de partisinden daha az oy alınca ki bu 3 arka arkaya 3-4 yenilgi birden demek. Başkan seçilemiyorsunuz, ikinci tura kalamıyorsunuz, partiniz istediğiniz oyun yarısını alamıyor. Siz de partinizin aldığı oy kadar oy alamıyorsunuz.